Türk halkının gönlünde tat kurmuş, çocukluğumuzun gölge oyununun efsanevi iki karakteri Hacivat ile Karagöz. Peki hiç bu iki zatın tüyler ürperten gerçek hikayelerini dinlemiş miydiniz? Bursa'da görkemli bir caminin yapımında çalışan iki inşaat işçisiydi onlar. Ve ilginç bir sebepten ötürü Padişah Orhan Gazi onları astırttı. Bursa'da bulunan ve Hacivat ile Karagöz'e ait olduğu düşünülen mezarlardan, Muğla yolu üzerinde bulunan bu enteresan kabre ve daha pek çok ilginç detaya kadar onlar hakkında duymanız gerekenler var. O halde hazırsanız başlayalım. Bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun yükseliş dönemlerinden birinde Orhan Gazi, babası Osman Bey'in hatırasına layık bir anıt yaptırmaya karar verdi. Babasının adını yaşatacak, Bursa'nın yeşil dokusuna mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak muazzam bir cami inşa ettirmek istiyordu. Bu kutsal görev için emrindeki en yetenekli mimarları sarayına çağırdı. Onlara babasının anısını onurlandıracak göz alıcı bir yapı tasarlamaları talimatını verdi. Zaman geçti ve nihayet mimarlar ellerindeki en iyi projelerle Orhan Gazi'nin huzuruna çıktılar. Padişah projeleri tek tek inceledi, her bir detay üzerinde düşündü ve sonunda içlerinden birini kalbinde yankı bulan bir tasarımı seçti. Seçtiği mimarı yanına çağırarak ondan bu önemli işi en büyük ustalıkla yerine getirmesini istedi. Ülkenin dört bir yanından en yetenekleri ustaları toplayacak, en kaliteli malzemeleri seçeceksin diye buyurdu. Hiçbir masraftan kaçınmayacaksın. Mimarbaşı Orhan Gazi'nin büyük beklentilerini karşılamak için hemen harekete geçti. Duvar, demir ve ahşap ustaları, hat sanatçıları ve nakkaşlar hepsi bir araya getirildi. Malzemeler en ince detayına kadar seçildi. Mimarbaşı padişahın huzuruna çıkarak "Hazırız efendim," dedi. "En yetenekli ustaları ve en iyi malzemeleri topladım. Emrinizi bekliyoruz." Orhan Gazi, mimarbaşının sözlerinden memnuniyet duydu ancak bir uyarıda bulunmak istedi. "Bu cami benim için sadece bir yapı değil, bir miras, bir hatıra," dedi ciddiyetle. "Bu nedenle kim inşaatın gecikmesine veya işlerin aksamasına neden olursa onun cezası ağır olacak. Şimdi gidin ve babamın anısına yakışır bir eser inşa edin." Orhan Gazi'nin bu emri, ustaların ve sanatçıların yeteneklerini birleştirerek zamanın ötesine geçen bir eser oluşturma çabasının başlangıcı oldu. Hacivat ve Karagöz'ün hikayesi de işte bu büyük girişim sürecinin içinde filizlenecek, Osmanlı'nın zengin kültürel mozaiğinin renkli bir parçası haline gelecekti. Çok geçmeden Osmanlı'nın mimari harikalarından birinin temelleri atılmaya başlamıştı. Bu süreç sadece tuğla ve harcın bir araya gelmesi değil, aynı zamanda iki efsanevi karakterin dostluğunun da hikayesiydi. Karagöz ve Hacivat. İnşaatın başladığı günlerde mimarbaşı Kambur Bali Çelebi, demirci ustası olarak Karagöz'ü ve duvar ustası olarak da Hacivat'ı görevlendirdi. Bu iki usta sadece işlerinde değil, birbirleriyle olan ilişkilerinde de dikkat çekiyordu. Karagöz, eğitimden yoksun olmasına rağmen inşaatlardaki deneyimleriyle zanaatında ustalaşmış, işinin en iyisi haline gelmiş bir isimdi. Tez canlı, hazır cevap ve beladan belaya koşan bir karakterdi. Ne zaman başı derde girse, zekasının kıvraklığı sayesinde çıkar bir yol bulurdu. İçinden çıkılamaz bir duruma düştüğünde ise yanında her zaman güvenebileceği bir dostu, Hacivat bulunuyordu. Çok iyi dost olmalarına rağmen Hacivat, Karagöz'ün tamamen zıttı bir figürdü. Medresede eğitim görmüş, her konuda bilgi sahibi, görgülü ve bilgili biriydi. Birbirleriyle hep kavga ediyorlardı. İki dost her ne kadar sürekli sürtüşse de birbirlerine sıkı sıkıya bağlılardı. Bu onların dostluğunun en büyük kanıtıydı. Orhan Gazi'nin emriyle yükselen caminin inşası herkesin omuzlarında ağır bir yük olarak hissediliyordu. İşçiler, ustalar ve mimarbaşı sultanlarının arzusunu yerine getirmek için canla başla çalışıyorlardı. Ancak bu ciddi ve yoğun atmosfer içinde bile Hacivat ve Karagöz'ün didişmeleri bir eğlence kaynağı oluşturuyordu. Atışmaları sempatikti. Mimarbaşı ve diğer ustalar işlerin aksamaması için bu ikiliyi birbirinden uzak tutmaya çalışsa da bu pek mümkün olmuyordu. Karagöz, mimarbaşı şehre malzeme almaya gittiğinde bu fırsatı değerlendirerek dostu Hacivat'ın yanına sızardı.
Karagöz'ü gören Hacivat'ın yüzünde bir gülümseme belirir, karşılıklı atışmaları ve esprileri zorlu çalışma şartlarının getirdiği stresi hafifletir, diğer işçilere de moral verirdi. Hacivat, "Şuh Levendim, hoş geldin." derken Karagöz'ün cevabı gecikmez. "Şule Levendim, turp dikenim, hoş geldin." Bu diyalog, onların karşılıklı saygı ve sevgilerinin zorluklarla dolu bir dönemde bile nasıl da umut ve neşe saçabileceğinin bir göstergesiydi. Bu ikilinin hikayesi, caminin yükselişiyle birlikte Osmanlı topraklarında dilden dile dolaşacak, geleneksel Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri olarak tarihe geçecekti. Hacivat ve Karagöz sadece bir yapıyı değil, bir dostluğu ve kültürü de inşa etmişlerdi. Ancak bu eğlence ve neşe dolu anlar beklenmedik bir şekilde kesildi. Padişah Orhan Gazi, babası için yaptırdığı caminin inşaatını denetlemek üzere geldiğinde, işlerin beklediği hızda ilerlemediğini fark etmişti. Bu durum karşısında huzursuzlanan padişah, derhal mimarbaşıyı çağırarak durumun nedenini sorguladı. Mimarbaşı, padişahın sorusuna, "Sultanım, her ne sebeple olursa olsun, ben inşaattan ayrıldığımda işler yavaşlıyor," diyerek cevap verdi. Padişahın sabrını zorlayan bu durum bir soruşturmayı gerektiriyordu. Mimarbaşı bir sonraki gün kendisi malzeme almak için ayrıldığında gerçekte olup biteni gözlemlemek amacıyla gizlice inşaat alanına geri döndü. Ve ne görsün? Hacivat ve Karagöz'ün atışmaları tüm işçileri etrafında toplamış, inşaatın ilerlemesi ikinci plana düşmüştü. Bu gözlem sonrası mimarbaşı hemen padişahın huzuruna çıkarak inşaatın neden aksadığını anlattı. Orhan Gazi'nin öfkesi dinmezken verdiği karar tüm Osmanlı topraklarını sarsacak bir karardı. Hacivat ve Karagöz'ün derhal asılması. Padişahın bu emri hemen yerine getirildi. Hacivat ve Karagöz eğlenceli diyalogları ve dostluklarıyla tanındıkları inşaattan alınıp asıldılar. Bu olay sadece inşaat alanında değil, tüm şehirde büyük bir üzüntüye yol açmıştı. Halk, padişahlarının bu kararını anlamakta güçlük çekerken, merhametli ve halkını seven bir liderin böyle bir eylemde bulunmasına derin bir üzüntü duydular. Hacivat ve Karagöz'ün trajik sonu onların hikayelerini ve anılarını daha da efsaneleştirecekti. Padişahın verdiği bu ağır kararın yankıları saray duvarlarını aşarak tüm şehre yayılmıştı. Orhan Gazi, Hacivat ve Karagöz'ün hikayesinin trajik sonuyla karşı karşıya kaldığında derin bir pişmanlık hissetmeye başladı. İki masum insanın kaybının ağırlığı altında ezilen padişah, yaptığı hatanın farkına varmıştı ve vicdan azabı çekiyordu. Bu kederli dönemde Şeyh Küşteri adındaki bilge bir ulema, sultanın üzüntüsünü hafifletmek için çok ilginç bir yol buldu. Onun bu eylemi aslında çok daha büyük bir kültürel mirasın başlangıcını işaret edecekti. Küşteri önce başındaki beyaz sarığını çözdü, ardından onu mum ışığı önünde gerdi ve ayağından çıkardığı çarıkları kullanarak Hacivat ve Karagöz'ün unutulmaz atışmalarını canlandırmaya başladı. Hacivat'ın zarif selamlamaları ve Karagöz'ün muzip cevapları Şeyh Küşteri'nin yetenekli ellerinde yeniden hayat bulmaya başlamıştı. "Hasretinle beni koyup gidenin, hoş geldin" diyen Hacivat'a, "Hastayken turşu suyu içenim, boş geldin" diye karşılık veren Karagöz, sarayın sessizliğinde bir kez daha kahkahalara sebep oldu. Bu basit ama etkileyici gösteri, Orhan Gazi'nin yüreğindeki yarayı bir nebze olsun hafifletti. Aynı zamanda Türk kültüründe gölge oyununun doğuşuna tanıklık eden bir an oldu. Şeyh Küşteri'nin bu eylemi, Hacivat ve Karagöz'ün hikayelerini ve ruhlarını fiziksel varlıklarının ötesinde yaşatmaya devam ettirdi. Zamanla Hacivat ve Karagöz'ün atışmaları gölge oyunları aracılığıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanına yayıldı. Benim evim budur Allah Allah. Haydi daha 1, 2, 3. Ya ne laftan adamaz şeysiniz, bir gidin diyorum şuradan Allah Allah. Yok yok arkadaşlar, bu böyle olmayacak. En iyisi, eskiden Karagöz'ü ben böyle türkülerle, manilerle çağırıyordum. O da ben... Bu oyunlar sadece iki kahramanın hikayesi değil, aynı zamanda toplumsal eleştirileri, gündelik yaşamın zorluklarına mizahi bir bakış açısı getirmeyi ve insanları bir araya getirmeyi başarmıştı.
Orhan Gazi'nin bu derin pişmanlık hikayesi ve Şeyh Küşleri'nin girişimiyle Hacivat ve Karagöz'ü sadece tarih sayfalarında değil, insanların kalplerinde de ölümsüzleştirdi. İki dostun mirası, gölge oyunlarının büyüsüyle kuşaklar boyu sürecek kültürel bir hazineye dönüştü. Her ne kadar bu hikayede Hacivat ve Karagöz'ün inşaatında çalıştıkları caminin Orhan Gazi'nin yaptırdığı bir cami olduğunu anlatmış olsak da bazı kaynaklar onların çalıştığı caminin aslında Bursa Ulu Camii olduğunu belirtmekte. Bu gibi belirsizliklerden biri de Hacivat ile Karagöz'ün mezarlarının bugün nerede olduğu. Videomuzun introsunda gördüğünüz Bursa'daki bu Hacivat ile Karagöz anıtının pek çok kişinin gözünden kaçırdığı ilginç bir detayı var. Anıtın hemen sağ tarafından geçip merdivenlerden aşağıya indiğinizde sizi ana caddeden görülemeyen 3 adet mezar karşılıyor. Bu mezarların temsili olarak buraya yapıldığı söylense de kimilerine göre bu mezarlar Hacivat ve Karagöz'e ait. En sağdaki Hacivat, onun yanında Karagöz ve en sonda da Şeyh Küşleri'nin mezarını görüyoruz. Yani Hacivat ile Karagöz oyunlarını ortaya çıkaran kişi. Bu arada Şeyh Küşleri'nin gerçek mezarı ile ilgili çok daha çarpıcı bir iddia var. Muğla Milas'ta şu anki Atatürk Bulvarı'nın tam ortasında üzerinde Şeyh Küşleri Hazretleri yazan bir mezar bulunuyor. Trafiğin ve şehrin karmaşasının tam ortasında kendi halinde bırakılmış bu yer inanışa göre Şeyh Küşleri'nin gerçek mezarı olabilir. Hacivat ile Karagöz. Onlar çocukluğumuzun unutulmaz iki büyük değerleri. Hatırlanmaya devam etmelerine destek olmak için videoyu beğenip paylaşır ve de yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar.